Erbil'e gidiyoruz. Ben hiç Erbil'e gitmedim. Yani Arap ülkelerine gitmiştim ama savaştan sonra hiç gitmemiştim Erbil'e. Erbil'e gideceğiz. Yarın bir açılışımız var. Bol organik ürünlere gitmişken bir de onun yemek kültürüne onunla ilgili bir sürü şey izleteceğim. Biz birazdan uçağa bineceğiz. Artık devamını yarın sabahtan itibaren ya da bir vlog gibi izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Erbil'e indik. Çok kısa bir uçuş oldu bizim için. Santep'e gidiyormuş gibi. Bir otobüs geldi. Bizi otobüs alıyor. Burada havaalanının çıkış kapısına götürecek. Oradan bizi alacak. Şimdi otelden bahsedeyim. Ya bildiğimiz bizim standart o lüks oteller neyse aynen birazcık daha böyle gösterişli, böyle varaklı, işte daha böyle ahşap ve ağır oteller. Bir şey dikkatimi çekti. Burada güvenliklerin hepsi elinde keleşlerle güvenlik yapıyorlar. Mesela otelin güvenliği böyle bildiğin asker gibi ama normal güvenlikmiş. Sabah kahvaltısında aynen o bizim otellerde gördüğümüz zeytini, peyniri, tatlıları olan açık büfe kahvaltı. Şimdi kahvaltıyı yaptık. Buradan çıkacağız. Önce WoW Organik'in şubesine gideceğiz. Ondan sonra da Irak'a gezeceğiz. Şimdi Erbil Kuzey Irak'ta. Erbil'in en merkezi yeri, herkesin söylediği yer bu arkamda gördüğünüz kale bölgesi. Kale bölgesinde tam da bu yanında bir kapalı çarşı dediğimiz, hani bizdeki kapalı çarşı gibi bir kapalı çarşı var. Burada bir saat kulesi var. Ama burası böyle çevre illerden, çevre bölgelerden gelip ticaretin yapıldığı bir yer. Hala böyle seyyar satıcılık devam ediyor. Şimdi bunlara da bakacağız, sokak lezzetlerinde. Onun videosunu ayrı paylaşacağım. Ama böyle seyyar tezgahlar her yerde yayılı. Bir de burada bir şey dikkat çekti. Taksiler böyle. Hepsi aynı renk. Bizdeki sarı gibi değil. Ağırlıklı Toyota marka araçları kullanıyorlar. Şimdi bizim işimiz yemek. Gelin size buranın sokak lezzetleri nedir onu göstereyim. Hadi başlayalım. Burası da peynirciler çarşısı. Kapalı çarşı mantığı düşünün. Bir taraf böyle kılık, kıyafet, altın vesaire derken burası böyle kuru yemişçilerle başlayıp giden bir yer. Bakın. Burada kurut peyniri derdik biz. Böyle. Bu döner, böyle sebzeli yapıyorlar. Mesela biberi falan gibi, patates var içerisinde. Böyle ekmekleri var. Suriye ekmeğine benziyor. Abi, küf ekmek benziyor. Şu koyduğu sarı da falafel. Biz hem falafel yiyelim, hem de dönerin tadına bakalım. Şu fiyatları da görsün. Güzel oluyor. Ben böyle beklemiyordum. Böyle seyyar kültürü devam ediyor. İşte tesbihler orada böyle el işi, işçilikler. İnsanlar böyle boyunlarında tesbih herkesin elinde var hemen hemen. Taksiye biniyoruz. Takside adam belli de tesbih sürekli.
Bu arada tespih önemli. Hala ayakkabı tamircileri. Mesela çok fazla şey gördüm. İkinci el ayakkabı satan yer gördüm. Çok fazla. Böyle her yerde ama her yerde böyle para bozan dövizciler görebilirsiniz. Türk lirası da bozuyor ama burada geçerli olan para birimi aslında dolar. Her yerde dolarınız varsa yani buraya girip dolarla alışveriş yapabiliyorsunuz. Her yerde rahatça bozdurabiliyorsunuz. Türk lirası öyle çok kolay değil ama onu da bozuyorlar. Mesela görüyor musunuz orada ne kadar paralar var. Bizim içli köftenin evet içli köfte gibi yani şu. Müsaadenizle. İçli köfte ya. İçi böyle al. Şimdi her yerde ama her yerde bu dönerci, şavurmacıyı görebilirsiniz. Her yerde. Seyyar satıcılar zaten hak getiri. Her yerde var. Ama mesela hala etler böyle dışarıda satılıyor. Şimdi her yerde şavurma var. Bu döner tarzı. Ama kulera mı? Öyle aklıma kaldı. Kulera diye bizim lahmacuna benziyor. Ama lahmacun değil. Size anlatmaya çalışacağım. Hani böyle salçalı ekmek yaparsın ya, onun kıymalısını düşün. Çok güzel bir hamur. Ama yine ortalama bile. Bu da Erbil'in yöresel ayakkabısıymış. Özelliğiyle sağı solu fark etmiyor bakın. Mesela ister sağı, ister sol tarafı fark etmiyor. Bu arkadaşlar da burada bakımını yapıyorlar. İçerisine böyle bir kalıp koyuyorlar. Bu kalıpla beraber bir tür böyle alçı türevi gibi bir şeyle boyuyorlar. Kalemle de bu Eddin kalemle de şey yapıyorlar. Altlarını, tabanlarını eski haline getiriyorlar böyle mavi gibi. Düşünün şöyle yapıyorlar yani. Evet bakın her yerde bu yöresel ayakkabıları şu gördüğünüz böyle alçı gibi bir boyayla boyuyorlar. Enteresan olan taraf şu, Eddin kalem işte, şu an çıkmayan kalemlerle o yanlarını boyuyorlar. Şimdi Erbil'in tam meydanında Emekliler Parkı diye bir yer var. Burada Emekliler Parkı yazıyormuş. Sadece emeklilerin girip böyle çay içeceği mesela orada oturuyor amcalar. Şöyle göstereyim. Sadece emekliler girebiliyor. Böyle normal birisi gelip giremiyor. Çok güzel bir ayrıcalık yani. Yaşlılara yapılmış, tanınmış bir hak. Şimdi bir kültürde şöyle herkesin elinde bak. Arkadaşın elinde tesbih. Herkesin elinde tesbih var burada. Herkesin. Görüyor musunuz? Şimdi bu tesbih olayı şöyle anlatayım. 1500 dolara, 2000 dolara kadar tesbih satılıyormuş. Menengiç'ten yapıyorlarmış. Böyle geleneksel, kültürelde bir motifleri var. Bakar mısınız? Her yer seyyar satıcı ama her yer işte böyle kuru yemişçiler, işte yerlerde ayakkabıcılar, terlikçiler, işte bu mesela bu enteresan, bu bunların kültürü değil ama yapıyorlar. Araçta yeni, normalde burada böyle çok temiz bir şey görmek mümkün değil. Burası da Hırdavatçılar Çarşısı gibi. Şimdi burası kale. Kalenin tam altındayız. Şimdi ondan da bahsedeceğim size. Şimdi Erbil'i size şöyle anlatayım. Erbil tam böyle kale merkezli bir yer. Yani şöyle. Şimdi burası kale. Bu kalenin o kadar büyük, o kadar geniş bir yer ki böyle devasa bir alan. Ve içerisi yerleşim yerleri, evlerle dolu. Şimdi bu kalenin etrafında
Osmanlı döneminde yapılmış, ben öyle zannediyorum, bir kapalı çarşı var. Bizim kapalı çarşının aynısı, yani biraz daha küçüğü. İstanbul'da olan, Bursa'da olan, Maraş'ta olan, bunlar bizim ya bizim kültürümüzün aynısı. Sonra burada şöyle bir park var. Bu parkta böyle havuzların olduğu bir park. Yine burada böyle kapalı çarşı gibi bir yer var. Burası Erbil'in tam merkezi. Yani buradan açılmış aslında Erbil. Genişlemiş, genişlemiş, öyle büyümüş. Şimdi kalenin tam dibinde çok dikkatimi çekti. Dün akşama geldik, şurada oturduk. Nargile ve çay vesaire içtik. Şimdi burada halk böyle çay içmeyi, nargile içmeyi çok seviyor. Bakar mısınız? Zaten çok fazla böyle erkek egemen bir toplum. Özellikle yani şu anda kadınları görebilirsiniz az da olsa. Ama akşamları işte bu meydanda hiç kadın yok gibi bir şey. Ama çok fazla nargile içiyorlar ve çok fazla çay tüketiyorlar. Böyle sıkışık sıkışık yan yana oturup nargile ve çay içen tabloyu çok fazla görürsünüz. Akşamları şu karşı taraf böyle full doluyor. Bir de şundan bahsedeyim. Bizim Türkiye'de olan araç yapısı burada çok fazla yok. Mesela bizde Nissan çok fazla olmaz. Çok fazla Nissan görebilirsiniz. En fazla göreceğiniz araç Toyota. Evet, bütün taksiler neredeyse Toyota yapmışlar. Burada böyle büyük jipleri de çok görebiliyoruz. Yani Lexus, işte Toyota Land Cruiser vesaire, onları çok fazla görüyoruz. Ve bu zeytinleri gördüm. Dedim ki zeytinler nereden geliyor? Burada zeytin mi var? Hepsi Türkiye'den geliyormuş. Burada bu tarafta öyle zeytin yetişen yer yokmuş. Hepsi Türkiye'nin zenginliğiymiş. Şimdi kapalı çarşının bu alt tarafına geldik. Orada bir kahvehanenin önünden geçiyoruz. Şamal dedi ki abi buranın adı ne? Şamal ne buranın adı? Borçlular Çayhanesi. Borçlular. Evet. Borcu olanlar mı buraya geliyor? Hepsi borçlu. Şurada zaten yazıyormuş bak. Şurada yazıyormuş. Ne yazıyor orada Şamal? Çayhane Kırdara. 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 Ne demek? Borçlu. Orada Borçlular Çayhanesi yazıyormuş. Ya tabii eskidendir. Şimdi öyle bir şey olmayabilir. Ama zaten Erbil'in kültüründe şu var. Senin çay paran olsun olmasın. Buraya geldin, içtin. Parayı verme. Sen de gidebiliyorsun. Adamlar öyle bir şeye takılmıyorlar ya. Nereye geldik? İskan Caddesi'ne. İskan Caddesi nasıl? Beşiktaş, Taksim Meydanı'ndaki o caddeler gibi, Kadıköy gibi. Burası 24 saat hayatın bitmediği, sokak lezzetlerinin akın akın insanların buraya sokak lezzetleri yemeye geldiği bir yer. Kelepaça, böyle dev gibi bir kazanın olduğu, içerisinde böyle kellelerin, dil, işte kemik, et, bak şurada ağırlıklı böyle kelleden yapılan bir yemek. Müsaadenizle. Bana kalsa ben ayrı ayrı yiyorum. Ama buranın kültürü böyle. Evet, şimdi burada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Erbil'de en çok sevdiğim şey şu. Her yerde çay çok güzel. Yani biz yurt dışına çıktığımız zaman böyle çay bulmakta çok zorlanıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerinde. Erbil'de çay harika. Hatta buradan çayı böyle yiyeceğiz. Burası İskan Caddesi. 24 saat hayatın olduğu cadde. Buradan da birkaç tane video çekeceğiz. Evet. 3 gün sonra başladığımız noktaya geldik. Nerede? Erbil Havaalanı'ndan sizlere veda ediyoruz. 3 gün benim için çok güzel geçti. Bu videoyu bitirirken Erbil'i yani böyle garip duygularla yad ederek ayrılıyorum buradan. Neden? Ya, güzel şeyler yaşadım. Bununla ilgili Instagram'da bir canlı yayında detaylı olarak her şeyi anlatacağım. Ben şimdi ayrılıyorum. Başka gezilerde, başka videolarda görüşmek üzere. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.